Merhaba. Karantina nasıl geçiyor? Etrafımdaki çoğu insanın fazlasıyla sıkıldığını görüyorum. Elbette bu belirsizlik beni de yoruyor. Fakat bunu 2 hafta, 3 hafta, 1 ay, 5 ay, 1 yıl, her neyse bir süreç olarak değerlendirmek çok doğru gibi gelmiyor bana. Yani bu da hayatımızın bir dönemi, bir parçası. Evet ama İşte 3 gün sonra bitecek, 5 gün sonra bitecek diye kendimizi şartlandırmak ve sanki buna sabrediyormuş gibi zamanı boş geçirmek, değerlendirmemek. Yani elindeki zamanın aslında en kıymetli şeyi çarçur etmek, bilmiyorum. Çok gerçekten yaralayıcı bir davranış olur kendimiz için bence. Yani elbette bir şeylere odaklanmak zor, toparlanmak zor. Şu an Nisan'ın 5'indeyiz. Ve bir pazar günü. Ve günler karıştı, haftalar karıştı, saatler karıştı. Herkes tamamıyla düzenini bıraktı. Ve ben bu süreçte sürekli listeler görüyorum. Karantinadayken ne yapabilirsiniz, ne yapabilirsiniz, ne yapabilirsiniz? Ben uzun bir liste vermeyi tercih etmiyorum. Ama kendi yaptığım şeyleri işte en azından bir görselle oturtabileceğim şeyleri paylaşmak istiyorum. Bu daha çok fiziksel yoğunluğu olan şeyleri paylaşmak istiyorum. Çünkü oturup kitap okurken 8 saat kendimi videoya çeksem hiçbir anlamı olmayacak. Fakat hem size belki bir kişiye, iki kişiye, üç kişiye her neyse ilham veririm. Hem de fiziksel olarak kendinizi yormanız, gün içerisinde daha fazla hareket etmeniz, daha rahat bir uyku çekmeniz için önemli bir adım. Özellikle ben çok fazla uyku problemleri yaşayan biriyim ve buna yardımcı olabileceğini düşündüğüm için öncelikle ertelediğim ve yaptığımda beni yoracak fiziksel aktivitelerden başlayacağım. Bunlardan birincisi benim için dolabımı düzenlemek. Bu çok klasik bir şey gibi gelebilir ki öyle bence de. Fakat erteliyordum yani. O kadar çok erteledim ki bunu. Ya birazcık daha erteleseydim herhalde bir dolabım olduğunu unutabilirdim. Bir de şöyle yapmadım. Yani dolabı toparladıktan sonra bu videoyu çekmiyorum. Muhtemelen dolabın içinde her şey var. Yani kötü benzetmelere hiç girmedim. Yani her şey diyerek özetlemek istiyorum. Çünkü gerçekten her şey olabilir. Evet. Şu an 3 dakika oldu. Güzel. Kendime verdiğim zaman dilimi 2 maksimum 3 saat. Temelinde bu dolabı düzenlemek istiyorum. Yani bir tane üst grup ve işte elbise eteklerim bulunduğu bir dolabım var. Bir de pantolonlarım bulunduğu bir çekmeceli dolap var. Pantolonları girişir miyim bilmiyorum. Bu kadar kıyafetim olmasını da hiç mantıklı bulmuyorum. Buradan kendime de bir öz eleştiri yapayım. Bu kadar kıyafetle yaşamaya gerek yok. Yani yaşamın bir parçası ya da gereği değil bu. Şu an bunları düzenleyerek hem uzun zamandır yapmadığım bir iş yapacağım, hem vaktimi değerlendirmiş olacağım, hem de hareket etmiş olacağım. Bence buradaki en önemli nokta bu. Tavsiye ettiğimde en önemli şey bu. Hareket edin. Yani ister kendiniz için, ister aileniz için bir şekilde hareket edin. Çünkü bu süreçte çıktığımızda, yani evden dışarıya çıktığımızda hayat yine akacak. Biz yine bir yerlere koşturacağız. Yine acele edeceğiz. Ve hayatın hızına böyle gidersek yetişemeyeceğiz. Bu birçoğumuzun, ben dahil birçoğumuzun şikayet ettiği bir şeydi. Şimdi hayat yavaş akıyor ve bundan da şikayet ediyoruz. Belki de ne istediğimizi bilmiyoruzdur. Bu süreçte hiçbir şey yapmıyorsak en azından ne istediğimize ya da nasıl yaşamak istediğimize karar verebiliriz bence. Gözüm çok korkuyor. Ama bunu yapacağım. Evet, hazırım. Başlayalım. Aslında çok büyük bir dolabım yok. Fakat içi çok dolu olduğu için Allah'ım. Mesela burada her şey var. Mesela şu gömlek, yani şu pijama, şu her şey olabilir. Allah'ım, burada da her şey var.
Yani canım tişörtlerim. Canım kaft. Burada da her şey var. Daha çok uzun kollar, kalınlar falan burada ama. Ay. Bu ne? Şey de varmış. O boyun yastığı gibi bir şey burada. Olmayan şeyler de var yani, dışarıda biraz kıyafet var, dışarıda da bayağı çanta var. Ah. Evet. Bakalım bittiğinde neye benzeyecek? Ah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.
toparlama sürecim bitti. Benim için yorucu bir süreçti gerçekten. Şimdi ne kadar ilerlemişim ona bakalım. Buraya daha çok böyle tişört, işte triko, ince şeyler. Şuralar biraz daha kalına kayıyor. Üst katlar benim hep kalın. Bisküvi kutusuna çorap koydum. Yani sıfırdan büyüktür diye düşündüm. Bu normalde kardeşimin dolabıydı. Benim dolabım daha büyüktü. Ona vermiştim ama sonra geri alamadım. Hal böyle olunca bu dolaba böyle sıkışmak durumunda kaldım. Hatta birkaç dolaba sıkışmak durumunda kaldım ama toparlayabilmiş olmam güzel. Ne kadar sürdüğünü falan, kaç saatte bittiğini, ne şekilde düzenlediğimi kısaca yazarım. Hoşça kalın.